Çanakkale Mahşeri, Var Olmak Kavgası, Plevne ve Kanije. Bu romanlarla önemli bir misyona imza atan, ayrıca medeniyetimizin izini sürdüğü eserlerle de tanınan Mehmet Niyazi Özdemir'in kitap dünyasına misafir oluyoruz. Türkiye'deki bütün darbelere şahitlik eden, tarih bilincinin oluşması için çaba sarf eden Mehmet Niyazi ile tarihin önemli duraklarına uğrayacağız. Hangi önemli şahsiyetlerden ne gibi anekdotlar aktardı? Gençler için tavsiyeleri neler? Bu ve benzeri soruların cevapları için tarih dolu bir sohbete başlıyoruz. Bakalım Mehmet Niyazi'nin kitap kokusu bizi nereye sürükleyecek? Ömrünü memleketinin, tarihinin doğru anlaşılabilmesi için harcayan bir çınar. 20. yüzyılın ortasından itibaren ülkemizdeki her önemli meseleye yakinen şahit olmuş, bütün darbeleri yaşamış ve devletle milleti arasında irtibat kurmaya çabalayan bir kalem. Mehmet Niyazi Özdemir. Edebi eserlerinde milli konuları işlemeyi şiar edinen Mehmet Niyazi'nin ve çok bilinen romanı Çanakkale Mahşeri. Gençlerin tarihini doğru öğrenebilmesi için tarih alanına hayatını vakfeden tecrübeli kalem, fikri eserlerinde ise Türkiye ve İslam coğrafyasının sosyal yapısı üzerine görüşlerini açıklar. Türk Devlet Felsefesi ve İslam Devlet Felsefesi kitaplarının yanı sıra medeniyetimizin analizi ve geleceği eseri de kendi alanında önem arz eden kaynaklardandır. Kısacası bir münevver, mütefekkir ve kalem ehli Mehmet Niyazi Özdemir. Niyazi Hocam, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi ağırlamak bizim için onurdur. Biz Mehmet Niyazi'yi tabii ki tanıyoruz. Kendisi tarihçi, önemli eserlere, fikri eserlere, romanlara imza atmış birisi. Mehmet Niyazi'nin okuma serüvenini merak ediyoruz. İlk olarak ne okudunuz, nasıl başladı? Valla ortaokuldayken ben evvela yaban romanıyla başladım. Şimdi aklıma geldi. Daha sonra lisedeyken Peyami Safa'nın romanlarını, sonra Necip Fazıl Bey'in, sonra Nihal Assız Bey'in, onun hanımı da bizim tarih öğretmenimizdi. Ondan bir tane Bozkurtlar Ölüyor, Diriliyor, bunları okudum. Peki o ortaokul lise döneminde sizi okumaya teşvik eden neler vardı? Yani bahsettiğiniz gibi hocalar mıydı, evdeki ortam? Vardı. Bir roman okuyun diye. Ben o zaman yaban romanını okumuştum. Daha sonra tabii Peyami Safa'nın Milliyet Gazetesi'nde yazıları vardı. Onu okurken biz bu sefer romanını okumaya başladık. Sonra Mahir İz vardı bize. Biz Necip Fazıl Bey'in Büyük Doğu dergisine abone olmuştuk. Ondan Necip Fazıl Bey'i okumaya başladık. Sonra Nihal Assız Bey'in hanımı Bedriye Hanım, bizim tarih öğretmenimizdi. Ondan sonra biz de Nihal Assız Bey'in kitaplarını okuduk. Ve ondan sonra başka kitaplar okumaya da devam ettik. Peki kitap sizin için ne ifade ediyor, nasıl tanımlarsınız? Başka bir dünya. Yani adamın kafasındaki bir şey bizi o yöne doğru yönlendiriyor. Tabii kimisini İttifak edersiniz, kimisini etmezsiniz. O ayrı bir konu. Ama başka bir dünya, kitap öyle bir şey. O süreçte de daha çok böyle Avrupa'yı işte Sartre'dan, Camus'dan, Kafka'dan bunları okuyorduk. Ama bilmiyorum ama daha sonra şark klasiklerini okumaya başladık az buçuk. Peki bu okuma serüveni beslendiğiniz önemli isimler. Birkaç isimden bahsettiniz ama. Evet. Özellikle mutlaka okunmalı, okunmazsa eksik kalır dediğiniz böyle hangi isimleri sıralarsınız? Peyami Safa, onun çok psikolojik görüşleri vardır.
Necip Fazıl, Nihal Asız Bey tarihin derinliklerinden geliyor. Tabii bizim manevi değerlerimize dair çok büyük adamlar var. Said Nursi Hazretleri gibi. Bunları okumak lazım yani. O bakımdan söylüyorum. Peki bir de yazma serüveniniz var sizin. Evet. Yazmaya nasıl başladınız? Vallahi biz bir yayın evi kurmuştuk. Peyami Safa'nın, Necip Fazıl'ın kitaplarını basmak için. Orada aklıma İmam Hatip okulları geldi. Bunlar tabii bizden daha ahlaklı, daha dürüst. Ama üniversiteye giremiyorlardı. Büyük maceralar peşinde dolaşıyorlardı. Onun için onun dair bir roman yazmak için abilerimize müracaat ettik. Kimisi para aldı, kimisi almadı falan. Kimse de romanını getirmedi. Ben oturdum yazdım. Var olmak kavgası diye. Evet, böylece yazarlığımız başladı yani. Çanakkale konusu var. Orada gerçek kahramanlar var. Onları biz tarih sahnesinde çıkaramadık, çıkaramıyoruz. O şeyleri çıkarmamız lazım. Sonra bizde olan kahramanlık, her zaman ben onu şey yapmıyorum. Gerçek kahraman kim? Onu bulmamız lazım. Onu ortaya çıkarmamız lazım. O bakımdan bizim tarihimizde çok büyük kahramanlar var. Ama hiç kimse onları doğru dürüst gündeme taşımıyor. Biz acaba onları gündeme taşıyabilir miyiz diye kütüphanelerde mesken tutmaya başladık. Çanakkale Mahşeri'nden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü 100. yılı geride bıraktık. Çanakkale'nin 100. yılını. Bir asır geride kaldı ama şu an şekil biraz farklı olsa da Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu insanı yine belki benzer bir mücadelenin içinde. Bu açıdan baktığımızda Çanakkale Mahşeri'ni siz neden yazdınız ve nasıl yazdınız? Köln Üniversitesi'nde bir öğrenci vardı. O öğrencide ben bulunmuştum. Yaşlı bir Alman profesörü geldi. Benim yüzümün şeklinden herhalde Türk olduğumu anlaşıldı. O Çanakkale yapabilir misiniz dedi bana adam. Valla bilmiyorum yaparız herhalde falan dedim. Ben bu soruyu Almanya'da 5-6 defa muvaffak oldum. Sonra Almanya'nın Çanakkale'ye dair kitaplarını okumaya başladım. 700 küsur kitap Almanya'da Çanakkale ile alakalı. Türkiye'ye geldim. 23 kitap, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 23 kitap vardı Çanakkale ile alakalı. Orlanger'in, şunun bunun. Hepsi metiye kitaplarıydı. Bir de bir onbaşının serencamı gibi ufak ince kitaplar vardı. Ben acaba Çanakkale yazar mıyım, yazabilir miyim diye düşünüyordum. Bir yayıncı arkadaş geldi oraya. Abi sen ne yapıyorsun burada dedi. Dedim Çanakkale yazmayı düşünüyorum ama bu adam üniversite mezunu, entelektüel. Onun neyini yazacaksın dedi. Düşmanlar geldi oraya bir mermi attı. Baktılar ki bizim askerimiz var. Oradan çekilip gitti. Neyini yazacaksın bunun dedi. Ha dedim sen böyle düşündüğüne göre ben bunu yazmam lazım dedim. Onun için başladık Çanakkale'yi. Siz tarihi şahsiyetleri romanlarınıza konu ediyorsunuz. Evet. Aklıma şöyle bir soru geliyor. Bugün yaşayanlar arasında böyle romanını yazsanız yazacağınız kimler olur? Mehmet Akif Ersoy olabilir. Yakın zamanda. Evet tabii. Yaşayanlar. Necip Fazıl olabilir. Yani
tarih konusunda ise Menderes olabilir. Büyük dramatik hayatı olan bir şey. Siz onun idamına, yargılanmasına dair de çok tabii önemli anekdotlarınız var. Tabii. Ondan biraz bahsetmek ister misiniz? Yani Menderes'in yargılanması, 60 ihtilalinden sonraki hazırlanan anayasa ve sonrası galiba bugünü de şekillendirdi. Evet. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Orada Salim Başol diye bir mahkeme reisi vardı. Menderes mazlum bir adamdı. Böyle büyük diktatörlüğe taraftar olan bir adam değildi. Onları ben şahsen görüyorduk vatandaş olarak. Menderes çok değerli bir insandı. Ama öyle bir şey yapıldı ki... Siz o dönemde 20 yaşında evet, civarı. Evet, üniversiteye yeni gelmiştim. Evet. Üniversiteye yeni gelmiştiniz. Bir yazınızda bahsetmiştiniz. Üniversitedeki hocalar, öğrencileri... Tabii. Tarık Zafer, Sıddık Sami bunlar. Öğrencileri dışarıya... Dedeoğlu var. Isı Veldet Beli Dedeoğlu. Bugün de hukukun kara günüdür dışarıya. Tarık Zafer Tuna hep böyle söylediler yani. O şu açıdan önemli. O dönemde öğrencilerin Menderes İdaresi tarafından öldürüldüğü, katledildiği, kıyma makinelerinden evet, geçirildiği iddiaları doğru vardı değil tabii mi? Tabii. Rahmetli annem bile radyodan dinlemiş, oğlum bu nasıl oluyor demişti bana. Öyle bir şey yok dedim ama sonra ihlal olduktan sonra görüldü ki öyle bir şey olmadığı görüldü. Hatta Sıddık Sami nerede bizim ölülerimiz diye başladı bağırmaya üniversitenin içerisinde. Ama bulunamadı tabii ki. Bulunamadı tabii, yok. O dönemde basın da darbeye teşneydi tabii, değil mi? Tabii basın da hepsi. Neler hatırlıyorsunuz? Hepsi öyleydi, evet. Hepsi. O basınla ilgili özellikle hatırladığınız şeyler var mı? Menderes'in yanında bir tek üye basın yoktu doğru dürüst. Bir vatan şeyi vardı, Zafer diye bir gazete vardı Menderes'in. O da kimse onu okumazdı zaten. Başka diğer bütün basın Menderes'in aleyhindeydi. Ama Menderes düştükten sonra Menderes'in ne olduğunu basın yavaş yavaş anlamaya başladı. Şimdi biz bir 15 Temmuz darbe girişimi atlattık. Şimdi 1960 darbesini yaşadınız. 71 muhtırayı yaşadınız. Evet. 80 ihtilalini yaşadınız. 28 Şubat'ı gördünüz. 27 Nisan, 15 Temmuz. Bütün onları yaşamış biri olarak her defasında darbe başarılmıştı. Ama 15 Temmuz'da başarılamadı. Ve millet kazandı, direndi diyebiliriz belki. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi evvela millet şuurlandı. Bilinçlendi, şuurlandı söylüyorum. İyi bir karşıki gazetelerin dışında alternatif bir gazete doğmaya başladı. Bu milleti şuurlandırdı, bu alternatif. Millet yavaş yavaş şehirleşti, köylerden şehre akmaya başladı. Bu da tabii daha çok politika. Politikaya yakın. Yakın oldu millet. Ben şunu da sormak istiyorum. 60 yıla yakın zamandır tarihle iç içesiniz. Yani yarım asırdan fazla zamandır. Yüzlerce, binlerce eser okumuşsunuzdur. Bütün bu tarih okumaları içerisinde sizde en çok etki bırakan şahsiyetler kimler? Bir mütefekkir olarak mı? Bir kumandan olarak mı? Bir ayrı devlet ayrı adamı olarak mı? Ayrı ayrı. Mütefekkirleri birazdan bahsedelim. Öncelikle bu tarihi şahsiyetler, devlet adamı. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Yavuz, Abdülhamit Han son dönemlerde. Şimdi olan şeyler var. Büyük adamlarımız var diyelim. Ama tabii daha eskiden
Cengiz var, Timur var, var oldu var yani. Neden önemli bunlar? Ya özellikle mesela ben Abdülhamit Han'ın neden önemli olduğunu sizden dinlemek isterim. Abdülhamit Han 5. Murat'tan sonra iş başına geldi. Devlet zaten kökten gidiyordu. Abdülhamit Han daha sonra buraya bir hilafet mekanizmasını şey etti. Ve bütün Müslümanları Osmanlı'ya bağlamak durumuna geldi. Benim gördüğüm bu. Ve büyük bir ekonomik dinamizm başlattı Türkiye'de. O işte Mekke'ye giden yol. Hicaz. Bağdat'a, Mekke'ye tabii. Sonra savunma sanayinde büyük hamleler yaptı. Biz savunma sanayini çok yapmamız lazım. Yani çok şeyler yapmamız lazım. Onun için Abdülhamit Han büyük bir fikri şey meydana getirdi. O okullar, şunlar, bunlar açıldı. Eğitimde önemli tabii, hamleleri tabii, var değil çok, mi? Tabii. Peki bu müttefekkirler arasında özellikle ismini zikredeceğiniz kimler var? Önemli şahsiyetler. Çok adam var canım. Mesela Necip Fazıl var. Peyami Safa var. Sahil Musa Hazretleri var. Abdülhakim Arvasi var. Onun çok güzel bir kitabı vardı. Ondan sonra Ahmet Cevdet Paşa var, geriye doğru gittiğimiz zaman. Çok adam var. Peki bu yakın, yani Türkiye'nin son yarım asrına 60 yılında siz doğrudan şahitlik ettiniz. Bu önemli fikir adamları, devlet adamları, böyle yazarlar, mütefekkirler, karşılaştığınız, teşriki mesaide bulunduğunuz, hatıranız olan isimler var mı? Peyami Safa var, birkaç defa gördüm. Konferanslarına gittim. Necip Fazıl Bey var. Onun konferanslarına giderdim. Osman Yüksel Serden Geçti var. Ne bileyim başka? Pek çok Ali Fuat Başkil var, şu var, bu var tabii. Necip Fazıl'ı çok önemsiyorsunuz, sürekli ismini de zikrediyorsunuz. Onunla ilgili bizimle paylaşacağınız hatıranız, anekdotunuz neler olur? Çok var yani onunla alakalı. Çok hatıratım var. Mesela bir arkadaşımız, bir başka arkadaşla beraber Necip Fazıl'a gidiyordu. O zaman Necip Fazıl Kadıköy'de oturuyordu. Onlar karşıya geliyorlardı. Trafik tıkanıklığından dolayı bizim bir arkadaşımız durdu. Öteki bindi geldi. Tabii boyu da kısa. Başında bir fotoğraf var. Necip Fazıl bunu böyle dikmiş, ona başlamış bağırmaya. Öteki arkadaş gelince, Necip Fazıl dönmüş bizim arkadaşa. Uzaktan bakıyordum demiş. Bu arkadaş bir müteahhit mantar olarak eve doğru geliyor. Bir baktım arkadan bu çıktı diyor. Necip Fazıl çok böyle benzetme şeyler yapabilir yani. Başka bir hatıranız var mı kişisel olarak kendisiyle? Çok var. Bir gün Bursa'da dikiliyordum Atatürk heykelinin orada. Necip Fazıl böyle çok güzel değinmiş. Yanında Hilmi abi diye bir arkadaş var. Mahmut Paşa'da spor hazırlık yapan bir abimizdi. Necip Fazıl son derece bağlıydı. Necip Fazıl hapishaneye girince üstadı bir şey yapılabilir diye işportasını sattı. Hapishanenin kapısında 1,5 sene dikildi orada. Üstada bir şey yapılmasın diye. 1,5 sene? Evet. Onunla beraber. Üstad beni de gördü, katıl dedi kervana. Olduk 3 kişi Çelik Palas'a gittik. O zaman Çelik Palas'ta Bursa'da. Bayağı lüks bir otel. 5-6 tane adam var. Meğer bunlar CHP, Adalet Partisi milletvekiliydi. Necip Fazıl orada Hilmi abinin sakin duracağını bildiği için sportacı olmasından dolayı onu onore etti. Fare tıkırtısından yakacak kadar hassas. Krallar önünde bükecek kadar gözü kara. Aslanların önünde çırçıplak atlayacak kadar aziz dostum sportacı Hilmi diyor.
Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz. Estağfurullah, ne demek yani, sizinle hasbihal edebilmek. Estağfurullah. Sizin tecrübenizden faydalanabilmek bizim için zaten ayrıcalıklı. Çok sağ olun. Allah size daha çok ömür versin. Sağ ol. Eserlerinizi okumak yine nasip olsun inşallah. İnşallah, sağ olasın. İlerlemiş yaşına rağmen bizi kırmayan Mehmet Niyazi Özdemir'e tekrar teşekkür ediyoruz. Kitap Kokusu'nda yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.